Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu haftaki konuğum diyetisyen Sayın Ayşe Göktaş. Hoş geldiniz hocam stüdyolarımıza. Hoş buldum Büşra Hanım. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Asıl ben teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Rica ederiz hocam. Malum Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki hafta inşallah Salı günü ilk oruçlar tutulacak. Sizlerle beraber bugün Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz onları konuşacağız. Ama bunları konuşmadan önce sizleri biraz seyircilerimize tanıtalım istiyorum. Ayşe Göktaş kimdir? Ayşe Göktaş, 2020 yılında mezun oldum Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetistik bölümünden. Şu andaki özel kendi kliniğim var. Ayşe Göktaş Beslenme ve Diyet Kliniği adı altında hizmet vermekteyiz. Danışanlarımızla orada detaylı ilgileniyoruz. İşe başlayalı 6 ay oldu. Aslında yeniyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Şu an diyorum ki iyi ki de diyetisyenlik olmuş. Gerçekten de çok güzel bir meslek. Çünkü insanların hayatına az da olsa dokunma imkanı bulabiliyoruz. Onlara umut verebiliyoruz. Şu an güzel gidiyor her şey. Herhangi bir problem yok. Her yaş grubuna hitap ediyorsunuz aslında. Kesinlikle öyle. Yani 10 yaşında danışanım da var, 70 yaşında danışanım da var. Yani her kesime hitap ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz hocam. Çok teşekkür hocam. Ederim. İlk sorum Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Örnek bir iftar ve sahur menüsü verebilir misin seyircilerimize? Tabii ki de. Oruç aslında öğünlerimizin değiştiği, bazen de fizyolojimizin değiştiği bir döneme giriş yapıyoruz. Normalde kişiler 3-4 ana öğün, bazen aralarda atıştırma şeklinde beslenirken Ramazan ayına girdiğimizde bir anda 2 öğüne, iftar ve sahur şekline düşüyoruz. Bu tabii ki de bizim fizyolojimizi değiştirmeye başlıyor. Sahur menüsü bize aslında sabahtan akşama kadar enerjimizi sağlayan bir öğün. Onun için sahura çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sahur menüsünde kesinlikle bir protein kaynağı olması gerekiyor ve fazla miktarda olması gerekiyor ki bizi iftara kadar götürebilsin. Mesela yumurtalı bir omlet, menemen, hatta yumurtanın kolesterol içeriği yüksek olduğu için sarısında bir adet yumurtayı tam kullandırıyoruz. İkinci yumurtanın ise sadece beyazını kullanıyoruz ki protein değeri daha yükselsin. Ek olarak mesela tuzu az bir peynir, tuz oranı yüksek olduğu zaman bu sefer bizi susatma ihtimali de olabiliyor. Yanında mesela protein değeri yüksek olan süt, yoğurt, ayran türevi veriyoruz. Yanında tam tahıllı ekmekler istiyoruz. Beyaz ekmek tüketimi de olabilir ama beyaz ekmeğin şöyle bir riski oluyor. Kan şekerimizi çok hızlı yükselttiği için kan şekerimizi yine aynı şekilde çok hızlı düşürebiliyor. Kan şekerimiz ne kadar çok düşerse açlık hissetme ihtimalimiz o kadar çok artıyor. Onun için tam tahıllı ürünler öneriyoruz ve aynı şekilde tam tahıllı ürünlerin mideden boşalma süresi daha geç olduğu için bizi daha çok tok tutabiliyorlar. İftara kadar götürecek. Bazen 16, bazen 18 saat aç kaldığımız oluyor. Kesinlikle. Mesela omlet hani menemen tarzı dedim ama bunların da yağ miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yağ oranı yüksek olan besinler aslında bize reflüye neden olabilir. Çünkü sahuru yedikten sonra direkt hani yatma kısmına geçtiğimiz için ne kadar çok yağlı ürünler tüketirsek midemizde reflüye neden olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor ve gün içinde bizi susatma ihtimali de olabilir. Daha hafif ve protein dolu besleneceğiz. Kesinlikle öyle. Bir de çay tüketimine dikkat etmenizi önereceğim. Çünkü açık çaylar tüketmemiz gerekiyor. Daha çok toplumumuzda koyu çaylar seviliyor ve çok miktarda tüketiliyor. Çay tüketimi öneriyoruz ama miktarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü vücudun su dengesini de bozabiliyor bazen. Yani sahurda 1-2 fincan açık şekilde tüketebiliriz. Hiçbir problem olmaz. Biraz önce de bahsettiğiniz ama bir soru daha sormak istiyorum. Tabii ki de. Bu sahurla ilgili uzak durmamız gereken gıdalar arasında işte ağır gıdalardan uzak durmanız, kızartmalardan mesela. Başka hangi gıdalardan uzak duralım? Mesela daha çok kahvaltıda yediğimiz bizim şarküteri ürünlerimiz var. Salam, sosis, sucuk, pastırma. Bunlar hem katkı maddesi hem de tuz oranı çok yüksek veya oranı da çok yüksek. İlk dediğimiz neden reflü. Reflüden kaynaklı önermiyoruz. İkinci neden ise tuz oranı çok yüksek. Tuz oranı çok yüksek olduğu için bizi gün içinde daha çok susatmaya yönlendiriyor. Ve ağır besinler olduğu için bizi gün içinde çok rahatsız ediyor. Ve hani süt, yoğurt, ayran türevi demiştik ama bunlar da kesinlikle yarım yağlı tüketmeniz taraftarıyım. Çünkü tam yağlı tükettiğimiz zaman yine yağ oranı yükseldiği için bizi reflüye yönlendirebilir. Onun için az yağlı şeyleri tercih etmekte fayda vardır. Peki sahurumuzu yaptık, iftar geldi. İftarda nelere dikkat edelim, neler yiyelim? Şimdi iftar masasına oturduğumuz zaman bir an önce dakikaları sayıyoruz. İşte masada neler var, tatlılar var mı?
Çünkü kan şekerimiz artık çok düşmüş oluyor ve bir an önce kan şekerimizi yükseltecek Hı-hı. şeyler istiyoruz. Kan şekerimizi hızlı yükselten şeyler bizim aslında karbonhidratlarımız. Karbonhidrat kaynaklarımız olarak mesela gözümüze çarpan işte hurmalar, beyaz ekmek, tatlılar bir an önce işte iftar olsun da onları yiyelim moduna giriyoruz. Ama iftarı kesinlikle ilk önce suyla açmamız gerekiyor. Çünkü sahurdan Hı-hı. iftara kadar zaten bir uzun bir süre var ve susuz kalıyoruz. Susuz kaldık. Su miktarına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir su bardağı suyla iftarımızı açıyoruz. Daha sonra 3-4 adet zeytin olabilir, 1-2 adet hurmayla orucumuzu açıyoruz. Daha sonra hafif bir çorba tüketmemizi istiyorum. Yine çok yağlı olmasın Hı-hı. ki bizim sindirim sistemimizi yormasın. Hı-hı. Çorbamızı tükettikten sonra kesinlikle danışanlarıma diyorum ki masadan kalkalım. Çünkü kan şekerimiz çok düşük. Bütün yemeklere saldırma hissi var içimizde. Evet. O masadan bir şekilde kopmamız lazım. 3-4 dakikada olsa bir başka odaya herhangi bir şey alıp gelmek bizi masadan ayırıyor. Aslında bunun temeli 15-20 dakika ama 15-20 dakika belki uzun bir süre olabilir. En azından 5 dakika masadan kopmak gerekiyor. O 5 dakikanın sonunda geldikten sonra kesinlikle bir protein kaynağımız olsun. Et, tavuk, balık, ızgara şeklinde. Tabii Hı-hı. ki de kızartma yine önermiyorum. Sindirim sistemimizi Hı-hı. yormaması için. Hafif bir sebze yemeği olabilir. Bu sebze yemeği haşlama fırında olabilir yine aynı şekilde. Salata kesinlikle öneriyoruz. Hem C vitamini kaynağı hem su oranı da yüksek olduğu için dengeliyor. Tatlı kısmına değinmek istiyorum. Genellikle biz hemen iftardan evet. sonra daha masadan kalkmadan tatlıları önümüze alıyoruz. O aslında çok büyük bir hata oluyor bizim için. Tatlıları iftardan 1-2 saat sonra tüketmek daha mantıklı olur. Tatlı yerine iftarda bir meyve, mesela tatlı ihtiyacımızı karşılayacak şekilde, hatta meyvenin üstüne tarçın eklemek çok güzel olabilir. Hem kan şekerimizi daha da dengeleyebilir. Yine ekmek konusuna değinmek istiyorum. Beyaz ekmek vazgeçilmezimiz Türk toplumumuzda ama tam tahıllı ekmekler tüketmekte fayda var. Çünkü beyaz ekmekle iftarımızı açtığımız zaman yani yaptığımız zaman kan şekerimiz çok ani tavan yapıyor. Kan şekeri çok ani tavan yaptığı için 1-2 saat sonra tekrardan bir açlık hissi oluşmaya başlıyor. Hı hı. Çünkü kan şekerimiz düşüyor. Onun için tam tahıllı ürünler tüketmekte fayda var. Ve kesinlikle pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tüketmekte de yine lif oranı yüksek olduğu için daha iyi olacaktır bizim için. Bir de sıvı ve tatlılara da ayrı ayrı değinelim istiyorum. Ramazan ayında sıvı tüketimlerimiz nasıl olmalı ve tatlı tüketimde nasıl olmalı? Hangi tür tatlıları yiyelim? İsterseniz onları konuşalım Tamamdır. Hocam. İlk olarak suya değinelim. Sahurdan iftara kadar uzun bir süre oluyor Hı-hı. ve susuz kalıyoruz. Vücudumuz susuz kalıyor. Bazı kişiler iftar masasına oturduklarında böyle ard arda 4-5 adet işte su bardağı su tüketiyorlar. Bu midemize çok büyük bir rahatsızlık veriyor. Refliğe neden Hı-hı. oluyor yine aynı şekilde. Önemli olan zaten suyu bir anda oturup 1 litre, 1,5 litre değil de hani iftardan sahura kadar yudum yudum azar azar tüketmekte fayda var. Eğer çok hızlı tüketirsek vücudumuza hiçbir faydası olmadan o suyu tekrardan atıyoruz. Hı hı. Kesinlikle çay kahve tüketimine dikkat etmenizi öneriyorum. Sahurda kesinlikle kahve tüketimi önermiyorum. Daha çok iftardan sonra günlük 1-2 fincan kadar kahve tüketebiliriz. Onda bir problem olmaz. Çaylarımız kesinlikle Ramazan döneminde açık olsun. Koyu çay fazla tüketimi bizi daha çok idrara çıkaracaktır ve bu da vücudumuzdan su kaybı. Neden olacaktır. İkinci olarak tatlıya değinelim. Tatlı vazgeçilmezimiz. Özellikle şerbetli tatlılar tabii ki. Şerbetli tatlılar tüketme taraftarı değiliz. Yani ben hiçbir danışanıma önermiyorum. Hem vücudumuzun su dengesini bozuyor hem kan şekerimizi çok ani yükseltiyor. Onun yerine haftada 2-3 defa sütlü tatlı, kesinlikle iftar masasında değil, iftardan 1-2 saat sonra ara öğün şeklinde sütlü tatlı Hı-hı. tüketebiliriz. Sütlü tatlı kan şekerimizi daha yavaş yükseltiyor. Çünkü en azından hem protein içeriği daha yüksek hem şeker oranı daha düşük. Ama şerbetli tatlılarda protein oranı düşük, şeker oranı çok yüksek olduğu için kan şekerini çok ani fırlatmalara neden olabiliyor. Hı-hı. Onun için haftada 2-3 defa sütlü tatlı, hatta tatlı yerine ben meyve öneriyorum. Özellikle üstüne tarçın ekletiyorum danışanlarıma. Kesinlikle. Yani onlar daha sağlıklı çözümler oluyor bizim için. Peki hocam iftardan sonra bende de oluyor bu yorgunluk hissi üzerimize yemek yedikten sonra. Evet. Gerçekten çok kötü bir his bu. Bunun önüne geçmek için nelere dikkat edelim, neler yapalım? Şimdi onun temel mantığını anlatayım size. Vücudumuzda bizim günlük aldığımız bir enerji var ve biz bunu sahurda alıyoruz. Günlük enerjimizi sahurda alıyoruz ve o bizi akşama kadar götürmesi gerekiyor, iftara kadar.
İftar masasına oturduğumuz zaman iftarımızı yapıyoruz. Şimdi vücut enerjisini farklı bölümlere harcar. Hı hı. İşte belli bir kısmını sindirime harcar, belli bir kısmını beynin çalışmasına harcar, belli bir kısmını kalbin çalışmasına, belli bir kısmını bağışıklık sistemine. Yani hepsi programlıdır aslında. Hı hı. Şimdi biz bir anda iftar masasına oturup her şeyi yedikten sonra sindirim sistemimiz bir anda ani çalışmaya başlıyor ve çok fazla besin girdiği için daha çok çalışmaya başlıyor. Aslında vücut kendini korumaya alıyor. Diyor ki şu an sindirim sisteminin aşırı şekilde enerjiye ihtiyacı var çünkü çok çalışıyor. Bu sefer vücudun diğer yerlerinden enerji toplamaya başlıyor. Yani diyor ki sen bir uyku moduna geç. En azından diğer faaliyetleri durduralım ki içeride sindirim oluyor, bizim enerjiye ihtiyacımız var. Aslında temel nedeni enerjinin sindirim sistemine geçmesi. Onun için kesinlikle az tüketmemizi öneriyorum. Yine aynı şekilde kan şekerini çok ani fırlatan ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Şerbetli tatlılardan, beyaz ekmeklerden, pirinç pilavından. Bunlara dikkat eder. Eğer iftar menüsünde hafif geçebilirsek emin olun bu yorgunluk hissini yaşamayız. Biz Türk milleti olarak da iftar sofralarımızı donatırız bildiğiniz üzere. Yani kesinlikle. Rahat edemiyoruz. İçimiz rahat etmiyor aslında. Birkaç çeşitle yetinmiyoruz. Daha fazlası olsun. Biraz da açlık hissinden dolayı galiba daha fazla kesinlikle şeyler hazırlamak istiyoruz. Yani tabii ki de istiyoruz. Kan şekerimiz düşük olduğu için o an her şeyi yemek istiyoruz. Çünkü ihtiyacı var, artık vücut hani sinyal vermeye başlıyor. Hı-hı. Kan şekerin çok düşük, artık bir şeyler yemen gerekiyor diyor. Onun için iradeli olmamız gerekiyor birazcık masada. Birçok kişi de derler ki hocam biz Ramazan ayında şu kadar kilo verdim, bu kadar kilo verdim ya da verebilir miyim? Ben de bunun cevabını merak ediyorum aslında. Uzmana danışmak istedik. Ramazan ayında kilo vermek mümkün mü? Şu son 2 haftadır aldığım en sık sorulardan birisi. Gelen her danışanla her hafta konuşuyoruz. Acaba Ramazan'da kilo verebilecek miyiz? Ramazan'da kilo vermememizin için hiçbir neden yok. Evet, daha az öğün besleniyoruz. Belki metabolizmamızı yavaşlatıyor olabiliriz. Ama vücudumuzun yine de günlük yaktığı bir enerji var. Önemli olan fazlaya kaçmadan tüketebilirsek, yani günlük almamız gereken enerjiyi tamamlar. Hani daha da üstüne çıkmazsak neden kilo veremeyelim? Tabii ki de hani metabolizma yavaşlıyor. Ama atıyorum normal bir zamanda belli bir kilo verirken belki birazcık onun altında kalırız. Ama kesinlikle yine kilo vermeye devam edebiliriz. Onun için kaçamaklar yapmamamız gerekiyor. Tatlılardan uzak durmamız gerekiyor. Porsiyonlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında porsiyonlara dikkat ettiğimiz sürece hiçbir problem yaşamayız. Eminim porsiyonlara dikkat eden kişiler kilo vermeye devam edecektir. Tabii bunları yapmasa da kilo alabilirler. Tabii ki de yani oturup böyle şerbetli tatlılardan porsiyonları 2-3 katına çıkartıp tüketirse tabii ki de kilo artışı kesinlikle olur yani. Peki hocam, Ramazan ayında oluşan kabızlık problemi için neler yapmalıyız? Kabızlık probleminin temel nedeni az öğün tüketmemiz ve az besin almamızdan kaynaklı oluyor. Bunun için kesinlikle lifli gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Yeşillik, salata, hani posa değeri yüksek olan ürünlerden tüketmemiz gerekiyor. Günlük su tüketimi çok önemli. Eğer vücudumuz çok susuz kalırsa kabızlığın önüne geçemeyiz. Onun için iftardan sahura kadar 2,5-3 litre suyu tamamlamamız gerekiyor. Lifli gıdalar bahsetmiştim. Mesela probiyotik içeriği olan süt ve yoğurt grubunu yine aynı şekilde tüketebiliriz. Eğer kişide yine bunlar çözüm olmazsa ben de bazı danışanlarıma probiyotik takviyesi öneriyorum. Doktorunun, diyetisyenin önerdiği bir probiyotik takviyesini de yine kullanabilir. Öğrenciler de Ramazan ayında peki nasıl beslenmeli? Hem ders çalışma hem oruç tutuyorlar. Düzenli beslenemiyorlar aslında öğrenciler, evet, normal bireylere göre. Peki onlar ne yapsınlar hocam? Onlar için, onlar da beyin bir faaliyet halinde olduğu için gün içinde kesinlikle karbonhidrat alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Sahurda özellikle karbonhidrat kaynağı öneriyorum. Tam tahıllı ürünler, ekmekler ve kesinlikle meyve olsun istiyorum. O meyveyi tarçınla tükettiriyorum ki hani kan şekerimizi çok ani fırlattırmasın. Kesinlikle süt grubu olsun ve protein kaynağı, kesinlikle yumurta her gün düzenli şekilde sahurda tüketmelerini istiyorum. İftarda ise iftardaki porsiyonlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer iftarda fazla kaçırırlarsa bu sefer de ders çalışmak için odaya gittiklerinde uyuyakalabiliyorlar masanın üstünde yorgunluktan kaynaklı. Yine aynı şekilde çorbaları olsun, protein kaynakları, et, tavuk, balık kesinlikle öneriyorum. Ve özellikle haftada bir defa balık tüketmeleri taraftarıyım. Sebze yemekleri de hafif olsun yine aynı şekilde. Ve kesinlikle iftar sofrasında tatlı yerine yine aynı şekilde onlar da meyve tüketsinler.
İftardan 1-2 saat sonra sütlü tatlı öneriyorum zaten. Onun yanında ise sütlü tatlı olmasa bile bir meyve. O meyvenin yanında en azından bir yoğurt, süt ve kuru yemiş kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Günlük bir avuç en azından kuru yemişlerini tüketmeleri gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Peki oruç sonrası aslında şu an pandemiden dolayı da bayram dilediğimiz gibi yaşayamayacağız. İnşallah bu pandemi döneminden sonra da güzel bayramlar göreceğiz yine. Peki bayram varmış gibi düşünürsek biz oruçtan sonra o birkaç haftalık dönemde ya da birkaç günlük dönemde nelere dikkat edelim Ramazan sonrası? Şöyle oluyor aslında ben gelen danışanlarıma da Ramazan'dan önce oruç tutmak isteyenlere yavaştan vücudu adapte etmeye çalışıyoruz. Çünkü bir anda atıyorum 6 öğünle beslenirken bir anda 2 öğüne düşmek fizyolojik olarak vücudu yormaya başlıyor. Yine aynı şekilde Ramazan'da sadece 2 öğün beslenirken bir anda Ramazan'dan çıktıktan sonra 7-8 öğünle beslenmeye başlamak vücudu bir şoka sokuyor. Onu yaşatmak istemiyorum. Yine aynı şekilde tabii ki de gece kalkıp herhangi bir şey tüketmiyoruz ama kahvaltımızı yine aynı şekilde sahurda tükettiğimiz gibi bir protein kaynağı, yumurta, peynir, zeytin, omlet menemen az yağlı, hafif şekilde. Ara öğün eklemiyorum ilk başta. Çünkü vücudu çok yormamak için en azından bir öğle yemeği salata şeklinde geçmelerini öneriyorum. Akşam yemeğimiz yine aynı şekilde hani çorba bir protein kaynağı, sebze yemeği salata şeklinde. Bir haftadan sonra yavaş yavaş ara öğünleri eklemeye başlıyoruz. Ara öğünlerden kastım en azından bir meyve, bir protein kaynağı olarak süt grubu, ayran, yoğurt veya bir kuru yemiş. Yani önemli olan bir anda Ramazan'dan çıktıktan sonra hani çok yüklenip zaten yememiştik moduna girip bir anda dolabın önünde sürekli bir şeyler atıştırmak doğru değil. Bu vücudumuzu, sindirim sistemimizi çok yoracak bir şey. Onun için öğün sayısını yavaş yavaş arttırmakta fayda vardır. Yine miktarlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Programımızı kapatmadan önce son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? İnşallah çok güzel bir Ramazan ayı geçiririz sağlıklı bir şekilde. Sizden tek ricam lütfen kendinize, beslenmenize dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Sanığımız için de çok memnun olduk efendim. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyicilerimiz bugün de sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.